Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoyu aslında dördüncü kere çekiyorum. Bir tanesinde kayıt tuşuna basmadan konuşmuşum yarım saat. Video çekmek gerçekten zor, uğraştırıcı. Ama gene de sizin için bunları yapmak istiyorum. Çünkü yaptığım yenilikleri size anlatmak istiyorum. Şimdi karavanda yaptığım düzenlemeleri size anlatacağım. Birinci yaptığım düzenleme, biliyorsunuz ki bizim karavanların stop lambası gündüz çok belli olmuyor. Çünkü etrafında bir kırmızı olarak yanıyor. Çok göz almıyor. Dikkat etmeyen kişi göremiyor. Bunun için bundan dolayı hani arkanızdaki araba biraz panik yaşadığı anlar olabiliyor. Bana korna çalan falan oldu fren yaptığımda. Onun için linkini aşağı koyacağım. Gerçekten iyi insanlar, yardımsever bir firma. Oradan stop lambası aldım. İlave ettim. Yani birazdan size göstereceğim şimdi yerini. Bir diğer yaptığımız yenilik ise bizim karavanlarımız 525'lerdeki gibi yanlarında ışık yok. Yani gece yolculuk yaparken yanında bir ışık yanmıyor. Bundan dolayı gece yolculuklarında özellikle karanlık yerlerde giderken karavanın arkasını göremiyorsunuz. Yanlara ışık aldım. Stop lambalarından oraya da paralel hat çektim. Ve bu sayede karavanımla yolculuk yaparken yanlarında ışık yanıyor. Bunun da resmini ilave ederim. Bir diğer yaptığım yenilik ise bizim karavanlarımızda temiz su tankımız gittiğimiz kamp alanında kullandıktan sonra hareket edecekken bitmediyse, mesela yarım depo bir su varsa, bunu ancak hidroforu çalıştırarak depodaki suyu boşaltabiliyorsunuz ve bu depodaki suyu boşaltmadan da yolculuk yapmanız aslında doğru değil. Ben ne yapabilirim diye düşündüm. Burayı söktüğümde aşağıda kör bir tıpa olduğunu gördüm. Bu tıpayı kestim, oraya bir boru ilave ettim, dışarıya verdim, oraya da bir tane vana koydum. Bu sayede gittiğim yerde eğer kullandığımda su bitmediyse hidroforu çalıştırarak değil, bu vanayı açarak suyun içindeki, deponun içindeki suyu tahliye ediyorum. Bence anlattıklarımın içinde en önemlisi bu. Bunu kesinlikle yapmanız lazım bana göre. Ve yeni karavan alan Ahmet abinin karavanına da baktığımda depo farklı olsa bile böyle bir kör vana olduğunu gördüm. Yani sizler de rahatlıkla bence yapabilirsiniz. Başka yaptığımız bir yenilik ise karavanda hidroforlar yatay bir şekilde zemine montajı yapılıyor. Bunu araştırdığımda ise teknik verileri olan güvendiğim birkaç firma hidroforların yere paralel bir şekilde montajının yapılması gerektiğini, yani birazdan göstereceğim, daha net anlayacaksınız. O şekilde montaj yapılması gerektiğini, hidroforun daha sağlıklı çalıştığını söylediler. Bu şekilde montajımı değiştirdim. Bir diğer yaptığım yenilik ise benim karavanım ilk aldığım için, ilk alanlardan biri olduğum için lumboz cam yoktu. Ve karavanın banyosunda yıkandığımızda buharlı hava tahliye olmuyordu. Bunun için internetten lumboz cam aldım. Kestim, biçtim. Zaten şimdi videolarını göreceksiniz. Hadi onları izleyelim. Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz benim karavanım ikinci yapılan karavan olduğu için benim karavanı aldığım zamanlarda banyoda lumboz cam havalandırma yoktu. Sonrasında iyi akıl edilmiş bir şey aslında. Ben de bu lumboz camı nasıl yaparım kendi başıma diye bir araştırmada bulundum. Çünkü Erba Karavan 400-450 liraya takıyormuş galiba opsiyon olarak. Bir de Sakarya'ya gitmesi var falan. Ben internetten şu lumboz camlardan aldım arkadaşlar. 95 liraya kargo dahil. Şöyle bir marka. Sahibinden.com'da bir deniz ürünleri satan bir abi de vardı. Sağ olsun yardımcı oldu. Sorunsuz gönderdi. Şimdi yapacağım işlemler matkapla delik deldim. Delik çok kolay deliniyor. İçerisi zaten biliyorsunuz strafor. Şurada 2-3 milimlik bir kalınlıkta bir malzeme var. Bir de dışarıda var. Böyle markalama yaptım. Şimdi buradan degobajla gireceğim. Etrafını dönerek keseceğim. Zaten hata payı şöyle. Aldığınızda da aklınızda olsun. Şimdi çerçeve geniş olduğu için çok büyük bir hata payınız var aslında.
Yani şöyle ki siz atıyorum içeriği keserken şöyle falan kesseniz bile bu çerçeve onu kapatacak. Sadece şu alt kısımda çok dikkatli olmanız lazım. Alt kısımda çok hata payı yok. Yani matkapla veya degobajla şu etrafı dönerken şuradaki payı geçmemeniz lazım. Bu sızdırmazlık için falan en önemli konu bence. Ben biraz orada tereddütlerim var ama bir şekilde yapacağım. Aşama aşama kameraya çekemeyeceğim çünkü bir ekipmanım, bir tripodum falan yok. Yani bu kamerayı buraya sabitleyebileceğim bir şey yok. Yaptıktan sonra, kestikten sonra takmadan önce camı tekrardan size çekeceğim. Arkadaşlar muhtemelen rüzgardan sesim gelmiyor ama benim en büyük korktuğum konu degobajla girdiğimde buraların dağılması olur diye korkuyordum. Ama hiçbir dağılma olmadan çok düzgün bir şekilde kesmeye başladık. Hadi bakalım devamını getirelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar cam sandığımdan kolay kesildi. Mesela şuradaki ufak hatalar dışında gayet güzel kesildi. Mesela şurası şu anda çarpıyor. Burayı da biraz törpüleyeceğim. Sonrasında olmuş olacak şu şekilde. Yani yapımı çok basit. Benim 10 dakikamı almadı. Bence isteyenler 5-25'e özellikle yapmak isteyenler çok rahatlıkla yapabilirler. Arkadaşlar şimdi deliği açtık. Güzel bir şekilde lumozu taktım. Sadece ince ayar gerekiyor. O da nasıl? Şimdi bu çerçeveyi buradan oturtabiliyorsunuz. Oturuyor güzelce. Ama dışındaki çerçeveyi taktığınızda kenarlar tam oturmuyor. Onun için ince ayarlar yapmanız gerekiyor şuralara. Bunları yaptım. Şimdi bunu sökeceğim. Sökülmüş halde gösterelim size. Ya dediğim gibi degobajınız varsa maksimum yarım saat, bir saatlik bir işlem. Şu şekilde kestim. Yukarıları işte ince ayar yapayım derken biraz bozdum ama çerçeve dediğim gibi onu absorbe edebiliyor. En önemli yer şurası. Buraya fazla dalmamanız lazım. Şimdi silikonlayalım, yerine takalım. Evet, gördüğünüz gibi kestim, biçtim ve lumboz camın montajını yaptım. O da çok güzel oldu. Şimdi bunları size kamerayı çevirip detaylı bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Hadi bakalım izleyelim. Arkadaşlar arabanın fişine taktığımız kablo bu. Bu buradan içeriye geliyor ve bizim var olan ışığımıza buradan takılıyor. Ben buradaki bağlantıyı söktüm. Arabanın frenine basarak hangisinin doğru bir bağlantı olduğunu bulup buradan buraya dışarıya size göstereceğim ışığın bağlantısını yaptım. Bir tane de buradan aşağı şurada gördüğünüz gibi aşağı deliklenerek yandaki park lambalarını bağladım. Bu sayede de karavanımız yolda giderken yanda ışıkları yanıyor. 3 tane ışık bağladım. Bahsetmiş olduğum kamp alanlarından çıktığımda depomdaki suyu boşaltmak için kullandığım yer burası. Mavi olan gördüğünüz yer normalde kapalı, tıpalıydı. Onun tıpasını kestim. Böyle bir boru bağladım. Buradan da deldim. Şöyle söyleyeceksiniz. Belki karavana çok delik açtın. O bu diyeceksiniz ama gerçekten arkadaşlar bu delikleri açmanın hiçbir sakıncası yok. Üstten aşağıdan böyle izolasyonu yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Zaten gördüğünüz gibi Erba'da böyle delerek kabloları montajını yapıyor. Şu görmüş olduğunuz zaten Erba'nın taktığı boru. O da gördüğünüz gibi etrafı silikonlu bir şekilde buraya bağlanıyor. Ben de Erba'nın bağlantısını birebir aynısını yaptım. Şimdi gelin size hidrofonun montajını göstereyim. Burası bu şekilde. Dediğim gibi burada çıkan renkler birebir aynı olmuyor. Çünkü onu da şöyle test ettik. Ahmet Aygör'ün karavanına da böyle bir ışık taktık. Zaten birbirimize arkalı önlü giderken daha net gördük ışıklarımızın yetersiz olduğunu. O da istedi. Mesela ben de kırmızıyla siyah olan stop, onda siyahla maviydi. Yani arabanın arkasına takarak bağlantısını yaparak daha çok bu kabloların hangisinin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu bağlantının aynısı dediğim gibi öteki tarafta da var. Şu şekilde. Şimdi gelin öne geçelim.
Evet arkadaşlar, ön tarafa geldiğimizde hidroforumuz bizim burada yerdeydi. Yatay bir şekilde bağlıydı, zemine bağlıydı. Ama bunun doğru olmadığını, hidrofora zarar verdiğini öğrendim. Şu şekilde gördüğünüz gibi hidroforu bu şekilde bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaparsanız faydasını göreceksiniz. Çünkü hidroforun içinde olan ne deniyor ona? Vantuz mu desem, hani tam şu anda aklıma gelmedi de ismi. O düzgün çalışması için bu şekilde montaj olması gerekiyor. Bu arada invertörümden de bahsedeyim. 300 wattlık bir invertörüm var. Gerçekten invertör çok işime yarıyor. Buradan yaptığım sistemle karavanın çakmaklığını, işte öndeki prizlerini de kullanabiliyorum. Oraya da bir bağlantı yaptım. Yani buradan oraya 220 veriyorum ve tüpteki çakmaklık da aktif oluyor. Şöyle akümüz var. Akünün seçimi şu olması gerekiyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Jel akü olduğu zaman B02, bunun kataloğunu, verisini size koyarım. PVM'lerde veya MPPT, bilmiyorum onu, MPPT'den emin değilim ama PVM'lerde jel akü olduğunda B02 seçili olması gerekiyor. Bunu buraya geldiğinizde buna basılı tuttuğunuzda buradan 2'yi seçip tekrardan basılı tuttuğunuzda sistem kendini yenileyip B02'yi seçiyor. Yaptığımız bir diğer değişiklikte bahsettiğim gibi lumboz camımız. Ben Erba'nın verdiği büyüklükteki camı almadım. Bir küçüğünü aldım. Daha yeterli olur diye düşündüm. Bir de biraz daha yukarı montaj yaparak yanımızdan geçen insanların camdan içeri görmemesini sağladım. Yani boyunuz ne olursa olsun şu anda dışarıdan geçerken içerideki insanı göremiyorsunuz. Biraz yüksekte kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar, yaptığımız değişiklikler bu şekilde. Şurayı bu şekilde düzenledim. Bana da böyle bir alan kalmış oldu. Şimdi kapaklarını takacağım. Karavanımızı toplayacağım. Dışarıdan da size birazdan göstereceğim yaptıklarımı. Atık suyu buraya yaptım arkadaşlar. Şu zaten depo full olduğunda tahliye eden yer. Öteki taraftan da vanayı açtığım zaman karavanımızdaki deponun içindeki bütün sular boş oluyor. Bu da ilave ettiğim ikinci ışık. Bu komple kırmızı yanınca, yani normalde şurası kırmızı yanıyor ama burası komple kırmızı yanınca daha detaylı bir şekilde dışarıdan belli oluyor. Şunlar da yan tarafa koyduğum ışıklar. Şöyle 3 tane koydum. Bu sayede karavan yandan da rahat bir şekilde geceliğin görülebiliyor. Bu da kendi yaptığım lomboz cam. Bu cam sayesinde de karavanımız hava alıyor.